Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son bir yılda sayısız defa torba yasalar ya da temel kanunlar olarak yasama faaliyetlerini burada icra ettik. Evet, yasa değişiklikleri şüphesiz toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere hazırlanır, genel kurulda kararlaştırılır ve onaya sunulabilir. Ancak bir yasa tasarısı hazırlanırken meriyette bulunan yasanın özellikle tecrübelerinden açığa çıkmış olan sorunlar üzerinden sorunları giderebilecek, o tecrübe üzerinden belirlenmiş olan eksiklikleri, merkezileşmeyi, sorunları ise çözüm üretmek üzere yeni yasa tasarıları hazırlanabilir. Bunda sorun yok. Ancak birçok yasa tasarısında olduğu üzere mevcut yasa tasarısında da çok net görülebilen bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle 1'e 721 esas numaralı Milli Eğitim Kanunu ve teşkilat yapısıyla ilgili olarak açığa çıkmış yasa tasarısı ruhunda giderek daha fazla merkezileşmeyi, giderek daha fazla şişkin bir bürokrasiyi, katılaşan bir bürokrasiyi, bunlar üzerinden yeni kadroların ihdas edilmesini öngören belli maddelere sahiptir. Birinci bölümde daha çok bunlardan teşekkül olduğu için bu maddeler üzerine bazı hususlara dikkat çekmek istiyorum. Şimdi AKP iktidara geldiği zaman sıklıkla vurguladığı bir cümleyi hatırlayalım. Oligarşik bürokrasiye karşı savaş açacağız dediler. Ancak her geçen gün yandaşlaşan ve siyasileşen bürokrasinin tadına vardıktan sonra bürokrasinin daha fazla katılaşmasına ve otoriterleşmesine, oligarşikleşmesine hizmet eden belli yasalar ve yönetmelikler çıkardılar. Şimdi bir bilginin belirttiği üzere, bir düşün insanının belirttiği üzere şişkin bürokrasi her zaman için toplumsal sorunların büyüdüğüne ve toplumsal sorunların karmaşıklaştığına nişanedir. Eğer bir yerde bürokrasinin büyümesine, şişkinleşmesine, oligarşikleşmesine ihtiyaç duyuluyorsa orada çok rahat çıkarabileceğimiz temel meselelerden biri toplumsal sorunların büyüdüğünün anlaşılmasıdır. Bu konuda bürokrasiye önem veren yapıların ve anlayışların özellikle bürokrasiden neyi anlaması gerektiği hususunda hepimizin bilebileceği Kafka'nın Dava romanını okumasını talep ederiz. Orada bürokrasinin toplumsal meselenin nasıl büyümesine hizmet ettiğini çok çarpıcı bir şekilde görürüz. Bir diğer husus, özellikle belli maddelerde müsteşar yardımcılarının sayısının artması, müşavirlerin genel müdürlüğe dönüştürülmesi ve birçok yeni bürokratik kadronun ihdas edilmesi bizim açımızdan siyasi iktidar için şunun göstergesidir. Siyasi iktidar kendi rejimini inşa etmeye çalışırken özellikle bu rejimin inşası sürecinde kendisine katkı sunabilecek olan yeni bürokratik kurulları oluşturuyor. Ve özellikle yeni rejimin tesisinde tetikçilik yapacak olan bürokratik kadro sayısının arttırılması bizim aklımıza bunun dışında başka bir şeyi getirmiyor. İktidara tetikçilik yapacak, onun inşa etmeye çalıştığı yeni rejime katkı sunacak olan bürokratik kurulların bu ülkeye de, bu topluma da şimdiye kadar birikmiş olan onlarca yılın ürünü olan toplumsal sorunların çözümüne de hiçbir fayda sağlamayacaktır. Değerli milletvekilleri, bundan önceki konuşmalarımda dikkat çektiğim ve kanun hükmünde kararnamelerle gündeme gelmiş olan gerek açığa almalar gerekse ihraçlarla ilgili bir hususu gen soru konuşmamda Sayın Bakan'ın dikkatine sunmuştum. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden örnekler vermiştim. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun ücretli olarak Diyarbakır merkezde derse girdiğini, 8. sınıfta işte bugün yapılan ve yarın yapılacak olan TEOG sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerinin önemli bir bölümünün derslerinin boş geçtiğini söylemiştim. Sayın Bakan o zaman not alıyordu. Gerçekten ne kadar araştırdı? Araştırdıysa soruna dair çözüm önerileri konusunda hangi adımları attı ya da attırdı bilmiyoruz. Ama şuna dikkat çekeyim. Bakın, ücretli öğretmenler bu ülkede eğitimin kanayan yaralarından biridir. Sayın Bakan, şunu çok iyi biliyorsunuz. Ortalama 8-10 yıl hizmeti olan bir öğretmenin maaşı 3.000 lira civarındadır. Bakın,
15 saat maaş karşılığı haftada derse giren öğretmen 3000 lira maaş alıyor. Peki buna karşılık onunla aynı fakülteyi okumuş, aynı eğitimi almış, aynı tedrisattan geçmiş bir ücretli öğretmen haftada 30 saat derse girerek, yani 3000 lira maaş alan öğretmenin iki katı kadar derse girerek aldığı ücreti biliyor musunuz Sayın Bakan? 1000 lira. Düşünün, bir öğretmen aynı fakülteden mezun olmuş, arkadaşından farklı olarak kadroya atanmışsa 15 saat derse girmek suretiyle 3000 lira maaş alacak ama arkadaşı 30 saat haftada derse girecek, ücretli olduğu için sadece 1000 lira ücret eline geçmiş olacak. Bu çalışma barışını zedeler. Bu çalışma adaletini zedeler. Bu özellikle toplumsal vicdanlarda mahkum edilmesi gereken bir duruma işaret etmektedir. Bir diğer husus Sayın Bakan, özellikle mülakatla ilgili benden önceki hatip çok fazla soruna dikkat çektiği için geçeceğim ama kanun hükmünde kararnamelerle ilgili bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. İki gün önce yayınlanmış olan 677 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 4. maddesi Sayın Bakan. Bakın, tutukluluk bir kişinin tutuklu olan, ceza almamış tutuklu olan birinin tutukluluk hali onun merkezi sistem sınavlarına girmesine mahrumiyet getiriyor. Böyle bir şey olabilir mi Sayın Bakan? Tutuklu biri merkezi sistem sınavlarına giremez. Eğer öğrenci ise vize ve final sınavlarına giremez. Düşünün, %70 devamını almış, devam açısından sorunu yok. Bir üniversite öğrencisi, 3. sınıf öğrencisi vize ve finallere giremeyecek. Kanun hükmünde kararnameyle. Bir diğer husus, hükümlülük ise eğitim hakkının elinden alınmasına dönüştürülüyor. Bu anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine de aykırıdır. Anayasanın 42. maddesindeki eğitim hakkının da ihlali anlamına gelmektedir. Bu yönüyle kanun hükmünde kararnamelerin özellikle 15 Temmuz'dan sonra o darbeyi kendisine Allah'ın lütfu olarak görenlerin kendi rejimlerini ve düzenlerini tesis etmek için nasıl kullandıklarının en iyi göstergesidir. Ya değilse tutuklu ya da hükümlü birinin işe almayabilirsiniz. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Bunun da anlaşılabilir tarafı benim açımdan yoktur. Ama eğitim hakkı nasıl elinden alınır? Tutuklu birinin merkezi sistem sınavına girme hakkı nasıl elinden alınabilir? Siz bunun anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesinin neresiyle bağdaştırıyorsunuz? Bu düzen zulüm düzenidir. Kanun hükmünde kararnameler de asla bir demokrasiye, bir kamu güvenliği tedbirine değil, tam da faşizme tekabül ediyor. Çünkü 12 Eylül gerici darbesinin açığa çıkarmış olduğu anayasanın bile haklarının çok gerisine düşen bir durumla karşı karşıyayız. Bir diğer husus, rektörlük başvurularıyla ilgili olarak kanun hükmünde kararnamede açığa çıkmış olan bir duruma daha dikkat çekelim. İşte bu hafta Yükseköğretim Kurumu basın organları aracılığıyla 19 üniversiteye rektör atamaları için başvuru alacağını ilan etti. Ne yapıyorlar rektör adayları biliyor musunuz? Herhangi bir üniversitedeki bir profesör, Sayın Bakan gidiyor bir sayfalık YÖK'te bir form dolduruyor. Sadece bir sayfalık form dolduruyor. Cumhurbaşkanı takdir etmişse o rektör olacak. Allah aşkına, bir şirket kendi şirketine çaycı alırken bile daha ciddi bir iş yapıyordur ya. Düşünsenize, bir üniversiteye rektör atanacak, kriteri ne? Gidecek YÖK'e, sadece bir sayfalık form dolduracak, ondan sonra rektör adayı olacak. Rektörlük seçimlerinin yapılmadığı üniversitelerden iktidar partisinin vekilleri örnekler veriyordu. Evet, rektörlük seçiminin yapılmadığı yerlerde tek adamın, tek kişinin belirlediği bir profesörün ya da öğretim üyesinin rektör olması gibi bir durum söz konusu değildir. Ne yapıyor? O ilin mütevelli heyeti, yerel seçilmişleri bir araya gelerek kendi üniversitelerine yapılmış başvurular üzerinden ciddi değerlendirmeler yapıp rektör atamalarını gerçekleştirmektedir. Ya değilse seçimin olmadığı üniversitelerde tek başına bir adamın istediği kişiyi rektör yapması gibi bir durum söz konusu değildir. Ve bu haftaki ilandan da, YÖK'ün ilanından da anlaşıldığı üzere artık üniversitelerin pür mecalinin önümüzdeki dönemde ne olacağını çok iyi anlamış oluyoruz. Ben de özellikle maddeler bölümünde geri kalan hususlarla ilgili düşüncelerimi belirteceğimi ifade ediyorum. Bütün genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Yıldırım.